Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi'nde birinci sayfada bu nasıl iş usta manşeti var. Evet, şikayet listesinde ilk sırada hani onlar var. Neden? Şikayetim var. Şikayet siteleri, internetteki şikayet sitelerine girdiğiniz zaman ustalardan çok büyük şikayet olduğunu görüyoruz. Tamirat için gelen ustadan şikayetçi olduğumuz gibi bir de usta bulmak da zor. Usta bulduk, getirmek zor. Bulsanız bile uçuk fiyat istiyorlar. Ücret semte göre değişiyor. Üstelik bir de bu ustalarımız fatura da vermiyor. Masa başı işlere talep yoğunlaşınca hani meşhur sözdür. Sen ağa, ben ağa, inekleri kim sağa diyoruz. Masa başı işlere talep yoğunlaşınca usta ve zanaatkarların sayısı azaldı. Birçok meslekte usta çırak ilişkisi tarih oldu. Alttan yeni eleman gelmeyince ustalar değere bindi. İşi bilen bir usta plazada çalışan beyaz yakalılardan bile çok kazanıyor. Ancak bu durum suistimale de yol açıyor. Şimdi bildiğiniz gibi son zamanlarda Türkiye'de ihtiyaç duyulan meslekler olarak tanımlanan birkaç tane meslek var. İşte dozer operatörleri, kaynakçılar, su altı kaynak yapanlar, ağır iş makinalarını kullananlar, o medikal aletleri kullanan kişilerin şu anda çok ciddi ücretlerle, geçen de bir arkadaşım söylemişti, 5000 dolar alıyorum dedi. Yani şimdi verdiği sözü TL olarak bile söylemiyor yani. Almış olduğu ücreti bu şekilde ifade ediyorlar. Demek ki 150-200 bin lira civarında bir ücretle çalışıyorlar. Tabii bu arada insanlar masa başında olsun da yeter ki bir önümde bir bilgisayar versinler. Öğleyin saat 12-1.30 arası boşluğum olsun, hafta sonu çalışmayayım. Ben 17 bin lira almaya razıyım diyen bir kitle de var. Şimdi o yüzden usta yetişmiyor. O yüzden ustalar en basit iş için, yani yetişmiş ustalar gerçekten fiyat istiyorlar. Şimdi artık hepimiz evde iyi kötü bir takım çantası oluşturmaya başladık. Neden? Çünkü evlerde arıza bitmiyor. Yani kapının kolu sorun olmuştur. İşte pencerenin açma kapama yerinde bir sorun olmuştur. Mutfakta mutlaka o kapılarda, açma kapamalarda bir sorun olmuştur. Bir vidayı sıkacak kadar bir şeydir bu belki aslında. Hemen getiriyoruz takım çantasını, artık öğrendik ne tarafa doğru sıkılıyor, ne tarafa doğru boşaltılıyor, vida çıkartılıyor, onları öğrendik. Eğer çok önemli bir sorun değilse kendimiz oradan halledecek kadar bu beceriyi sahip oluyoruz. Yani bizim öğrencilik yıllarımızdı, size yıllar öncesine götüreyim. 80'li yıllardan itibaren, ortaokuldan itibaren bu el sanatları, el becerileri türünden dersler vardı. Bu el sanatları, el becerileri derslerinde bize inşaatta nasıl çimento karıldığından, çimento nasıl oluşturulduğundan, bir kesme biçme işlemine kadar, atölye aletlerine kadar, atölye aletlerinden yemek yapmaya, yeme içme derslerine kadar pek çok şey bu derslerde öğretilmişti. Mahalli anlamda bunların salça yaptık, konserve yaptık, turşu yaptık. Yani bunları öğrendik ama şu anda... Sabah bir karikatür gördüm. Onu da sosyal medyada paylaşmıştım. Yumurtadan çıkan bir civciv elinde cep telefonuyla çıkıyor civciv. İçeride hiç çekmiyordu. Kapalı kaldık o kadar hiç çekmiyordu diyerek karikatürleştirmişler durumu. Artık bütün herkes elinde bir cep telefonu, önünde bir bilgisayar, bir masada iş olsun. Bunlar daha cazip geliyor.